Duymayacağım. Bak afyonumuz patlamadı daha. Günaydın. Sakin olur musun? Hadi. Hadi mama ye. Bunun bir yerde şirazesi bir kaydı. Sonra geri gelmiyor. Ay ay ay. Bak damperle bamyon yapalım sana. Bip 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 bip. Baksın içinde çünkü güven kazanıyorsun. Şu an dönmek üzeresin. Döndüreyim mi? Şu mamayı yesen anneciğim. Bak eldivenle başladık. Eldivensiz gidemişiz en son. Allah. Hop. Çimento kamyonu gibi. Şey gibi. Evet. Patates çuval gibi devrildi. Sakin, sakin. Kim kol? Kim dokunuyor? Ama ayıp ediyorsun. Daha sabah sabah dur bir. Mesaimiz başlar. Yiyecek mi? Pati atmaya çabalıyor elime. Götün döndüğünü insanlara. Selam bu arada. Ne yapıyorsunuz? Mesai yeni başladı bizde. Yiyecek mi? Aslında biz bir motorla turladık, gezdik. Ankara'yı talan ettik de geldik ama. Evet, sabahları gezip geliyoruz önce bir. Ama eldiven takmak istemiyorum. Şu surata eldiven takılır mı ya? Nasıl şöyle güzel, sakin. Nereden şey yapacağını şaşırdı. Suratı bak. Allah'ım yarabbim. Çocuğa nazar değdi ya. Çok çok sakindin baba. Sen. Hadi mamayı yiyelim mi? Aa çok ayıp. Bak kamerama geliyordu mama. Yere döktü. Ya tırnak kesecek mi? Tırnak kesilmeyecekse ben zorlayacağım işi de. Kesilecekse eldiveni takacağız. Kafan görünüyor musun? Tipe bak. Banu Alkan gibi yattı. Yolda anne. Şu an neredeyim diye merak ediyorsun değil mi? Ya çok komik bakıyor ya. Çok tatlısın. Uzun. He ama elime vurdu. Canına ben o zaman eldiveni giyeyim. Yani işlemler öyle başlıyor. Genel keyif yerindeymiş ama Veto Skin kullanmaya başladı 20 gün kadar olmuş. Çok etkilemedi. Tamam tamam. Sen en hırçın sensin. En hırçın, en deli, en kuvvetli sensin yavrum. Ne yapacak bu çocuk? Tamam. Sen yap aşıyı da bir önce. Big 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 big. Sabah. Ama sabah sporu yapacaktı. Bing 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 bing. Al bu ibneliği de sana yapıyorum. Aha. Aha. Patilerin altını eve gidinceye kadar yalarsın. Ya. Ya bu veteriner şakası sana. Tırnakları iyi kesmişsin. Bunlar bir sıkıntı yok. Kas içi yaptım bu arada. Bir dakika ön patilerine de bakacağım. Tırnakları profesyonel kesmiş. Tırnaklar çok iyi. Bir ağzına bir kere bakacağım. Bir CE yapacağım. Bir dakika bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Bir dakika beklerim. Bir dakika beklerim. Allah'ım her yerim mama oldu ya. Allah'ım. Tamam şuraları şöyle yalan. Sakin sakin ama baksın ben. Deli. Deli. Eldivensiz başlandı, eldivenle devam edildi. Ya şu box'lardan var ya, oturmayan box'lar illet ediyor ya. Sen de illet ediyor musun? Ne tükürüyorsun? Bence o kadar değil. Mama değil. Tamam tamam, en hırçın sensin. Şunu açıyorum ama. Ben kötü görmedim açık. O kadar değil bence. Debriyaja bazar kadar. Tamam arada motor şakaları falan. Mama döktün yere. Nimet o. Sıradaki. Aşkım. İso götün başına aynı oynuyor anneciğim. Sen merdivenden mi düştün? Sevdanım. Sen merdivenden ne mi düştün? Armut musun sen? Göz bebeklerindeki asimetriyi gördün mü? Bak göz bebeklerini bir göstereyim size. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Göz bebeklerindeki farklılığı görüyor musunuz? Ya. Daralma var yine, tamam. Evet, ama bir normal değil. Tek taraf normal değil. Bir taraflı normal, bak. Kistik yapı solda muhtemelen. Bak büyüme geldi. Sağ gözde pupilla refleksi tam olmadığına göre. Bu çocuğun beyninde kist var. Biz bunu biliyoruz. Ama yapılabilecek bir şey şu an için yok. Büyümesi beklendi. Yani zaten konuyu biz yürütmüyoruz. Bir nörolog uzman yürütüyor. Lenf düğümleri, kulaklar temiz, dişler temiz. Bir de bayırsaklara bakayım. Çocuk merdivenden düşecek kadar dengesizleşiyor artık. Yani durum ciddiye biniyor giderek. Ya kistin verdiği, kistin oluşturduğu güzel bası artıyor. Sorun büyüyor yani her halükarda. Evet. Bir popoya cıbık. Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Her şey yolunda mı? İso. Bu çocuğun adı İso.
Çok akıllıdır bu çocuk. Bir akıllıdır, bir akıllıdır. Biz sevişirken sevgi basmıştı biz. Değil mi annen? Bu o muydu? Evet. Herkes İso'yu tabii kız sanmış. Ama İso bir erkek. Dibidap, dibidap, dibidap. 8-7. Ateşi iyi. Direkt kana girin. Bir röntgen çekeceğiz. Röntgende aslında çok net bir şeyler görülmez. Hani gerçek büyük kistik yapılar falan çok net görülür. Asıl yapılması gereken MR çekilmesi, tomografi çekilmesi. Ve onlar da tabii çocuk anestezi altına gireceği için öyle zırt pırt çekilemiyor. Sahibi de Başak zaten bizim arkadaşımız. O yüzden dedik ki ya en azından bir büyüme bir şey falan varsa, görülebilecek hale geldiyse durumun şiddeti çıkar çünkü ortaya. Bir görelim her ihtimale karşı. Bir de bağışıklık durumuyla alakalı anemik bir tablo var mı yok mu? Bununla alakalı. Ki bu çocuğun bağışıklığı düşük. Tamam bebeğim. Kan da bakacağız. Tamam bir tanem. Sakin ol. Sen çok akıllı bir çocuksun. Ama gıplaşma. Anneciğim dur. Ama bak kan gelmiyor mu? Sanki bir ısırmaya yelteniyormuşsun gibi bir his var içimde. Şuranı seveyim. Hadi dans edelim biz hadi. Hadi bak ağzını burnunu bıraktım. Lütfen ısırma beni. Yala. Aferin. Yani parazit kaynaklı bir kist de olabilir tabii. Dayıcam. Lahmacun. Tamam. İsot lahmacun. Sevda. Tırnak. Tırnak tırnak. Tırnakların uzun mu senin? Oh. Ya, yok kesmiyorum. Uzun gibi. Kesmeyelim. Düşer müşer bir yerlerde. Baksana tırnağına. Ha kesmiş. Yok kesmişim. Bir tanesi. Bir tanesini uzun bırak. Gitar çalacak herhalde oğlan. Gitar tırnağı. Pena tırnak. Oh. Akşamları böyle dinleniyorsunuz mu? Güzel oluyor mu? Video izlerken. Ya Rabbi şükür. Elhamdülillah. Giden yıllarımda yıllarım kaldı. Sevda depresyondayım. Şaşırmıyoruz artık öğren. Depresif ergen Sevda de. Allah'ım patilere bak şu ustulu abi bakar mısınız? Kimin kedileri böyle uçlu? Kimin kedisi böyle uslu? Bir cevap verin bize. Kanar mı? Akacak kan damarda durur. Yeterli garoya bak. Hadi gidelim mi? Haydi gidelim. Çantaya koymama bile gerek yok. Tipe baksanız. Sakin, çok sakin içiyor. Tipe bak. Allah'ım yerim ben bu götü. Aa kanıyor. Kanıyor mu? Getir. Pamuk getir. Ha peçete getir. Dur oraya bas. Akacak kan damarda yeterli durmamış demek. Bir peçete daha ver ya. Kanıyor ama hala kan. Tansiyonu yüksek oluyor. Kan var, damar var. Su. Kan benim, damar benim. Aşkım. Masum bebeğim benim. Çok akıllı la. Tam bir ev kedisi böyle var ya. Şimdi kafa röntgeni çekeceğiz. Akciğer de girer zaten. Akciğerleri de. Şöyle bir tık bu tarafa. Tamam. Dur. Tamam. Bekle bebeğim. Şöt. Harika. Bir de akciğerlerini dinleyeceğim şimdi gidince. Hırıltı çıtırtı var akciğerde. İşte o bazı çocuklar böyle kötü bir kaderle gidiyor. Yapacak da bir şey olmuyor bazen be. İşin üzücü tarafı da bu oluyor. Yapacak bir şeyden yoktan kastım. Bahsettiğim... Ha kafa pardon özür dilerim. Kalbin görüntüsünü al. Shooting Morgan. Hadi gidiyoruz. Çok güzelsin sen. Bir de akciğer dinleyelim. Güzeller. Kalbini dinleyelim, akciğerini dinleyelim. Bu tarz kistik yapıların metastaz durumları ilk başta akciğer oluyor. O yüzden operasyonlardan önce hep akciğer röntgenine gidiliyor. Hani akciğerde bir sıkıntı var mı yok, akciğer kapasitesi nasıl? Şimdi sessiz olun lütfen, kalbi dinleyeceğim. Akciğerde bir sorun yok. Ablası şurayı bir silsene ya. Çocuğum beyaz yeri kan oldu ya. Beyaz kedi almayın, çok leke tutuyor. Durdu mu? İyice şey olmuş. Şimdi kafa röntgenini inceleyeceğiz beraber. Oy benim güzelliğim. La şu tırnağı bir keseyim. Dur bir ama sen de çok gımıldaçsın ya. TDK'da yaramaz kedi tanımı. Hayır bir yere atlama. Seni şu parmağın, şu parmağın da... Motor geldi ya, motorda acemilik şeyi yaşıyorum. Orta parmağım gazı o kadar sıkı tutuyormuşum ki. Sonradan öğrendim, anladım videolardan. Orta parmağım uyuşuyor. Şu parmağım yaklaşık 3 gündür ucunu hissetmiyorum. Ya motorum var, derdim var. Dertliysen hemen verelim. Yani bana ver. Şimdi şunu bir çıkart. Röntgene yansıyan, tabii ki iyi bir şey. Röntgene yansıyan kist. Akciğer iyi. Akciğerde herhangi bir sıkıntı yok. Size ilginç bir şey göstereyim, gelin. Atasözlerimizin söylediği yalanı göstereceğim. İnsan atalarını yalancı çıkartır. Hani dilin kemiği yok? Var işte. Kedide de var, insanda da var. Bebişim şimdi sen burada oturuyorsun, ben annenle sohbet etmeye gidiyorum. So. Sandalyeler güzel. Çok güzel. Çok çok güzel. Neredesin? Bağışıklık sistemi 9.5. Sigariken der, çok çok iyi, üstünü hiç konuşmuyorum. Güzel haber. Kötü haber?
teşhis koyacağım hiçbir belirteç yok. Yani şu an ben sana burada göstereceğim de göstereceğim hiçbir şey olmadığı için öyle gezeceğiz röntgen içinde. Çünkü patolojik hiçbir bulgu yok benim göreceğim. Yani o kistik yapı kemikle alakası olmayan, röntgene yansımayacak kadar da opasite vermeyen, böyle kontrast farklı vermeyen bir şey. Ve şiddetli büyük değil demek. Yani çok büyüklerde öyle böyle görünüyor çünkü bir yerde. Hmm. Hiçbir patolojiye denk gelmedi. O yüzden gösterebileceğim bir şey yok. Kalp görünümü iyi, akciğer görünümü iyi. Sanki böyle soluk alıp verirken böyle bir dengesizlik var. Ben akciğerde bir şey çıkar ya röntgende ya stetoskopta dedim ama hiç iyi bir şey yok. Hiç korkacağınız bir şey yok. Bence bu nörolojik yapıdan kaynaklı çocuğun soluk alıp verişi farklı. Düzensiz bir soluk alıp verişi. Nörolojik o ilaca başlayalım ama kesinlikle uzman görmek zorunda. Uzman çünkü, yapacağız 6 ayı gelsin diye bekliyoruz. Sağ sol gözde farklı. Farklı ve ışığa verdiği refleks, popüler refleks de farklı. Yani biri daha hızlı daralıyor, biri daha yavaş daralıyor. 1-2 gün falan. Dufalak da damlatabilir. Tabii. Evde dufalak da var. Ağızdan içirsen iyi beceriyorsun o işi. Tunda açılıyor Mergin. Şimdi anlatayım buraya da, anlatayım mı? Ne, çekiyor muydun? Tabii, hepsini yayınlayacağım. Çocuğa ilaç verdik enjektörle içir diye. Bebeği bir gün sonra falan herhalde değil mi? Gününde mi ya da? Bayıltmış kediyi, ilaç içiriyorum diye akci... Zeytinyağı. Zeytinyağı, ha pardon. Zeytinyağı, zeytinyağını aspirasyon pneumonisine çevirmiş, akciğerden basmış. Akciğerine basmış. Kedi bana geldiğinde sinkoba girmiş, bayılıyor. Doruk ölüyor diye içeri dalıyor. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür. Durumumuz böyle. Var mı soracağım başka bir şey? Yok. O zaman bir süre soğuk bir su vereyim mi? Ha yok dur, evet parayı ödeyeceğim. Soğuk su ödeyeceğim. Parada bir şey yok. Sen parayı MR'da göreceksin parayı. Tamam ödeyeceğim, sonra mı öder? Ya bana gönder mesaj at. Tamam. Siz bunun tırnaklarını... Seni kalmaz mı? En kötü sizi alırım. Kucak kucak derken çeker. Karnı iç dış. Tamam. Tamam. Korona, bronşin, kuduz geçti. Aa tamam. Şeyini de unuttum ben gene. Hadi. Sonraki hadi. Sefere getirirsiniz. Evet, yıllık aşılarınız geldi. Tamam. Bir yıl, üç aylık oldu. Ay. Korkma. Biz kediden korkanlar olarak. Hadi gidelim mi? Gel kucağım. Gel. Millet köpek videosu deyip duruyordu. Seni çekiyor. Hadi bakalım. Hadi gel. Güzel davran. Oh. Evet, kandırma bizi. Hadi gel. Tamam mı? Hadi çocuğu şişime gidiyor. Hoş. Evet, şeyini çözümünü de verdim. Gezelim mi? Gezelim içeride ne varmış burada, mama varmış. Hadi bir atla sen yere. Hadi bir atla. Allah'ım tipe bak. Köpek demeye bir işaret ister. Ha işi. Aferin. Bu nasıl bir işeme stili? Bu nasıl bir işeme stili? Allah'ım şuralara bak. Joseph. Gel buraya gel, buraya gel. Tamam anneyi çağıracağım, anneyi çağıracağım. Gel. Joseph bak burada ne var? Gel bir. Yemek ister misin? Yemek ister misin? Şurayı bir sileyim dur. Nereye? Akıllı. Akıllı. Nereye? Sakin olacak mısın? Mama yiyelim mi? Bak neden diyorsunuz ya köpek videosu çekmiyorsun diye. Köpek gelmiyor değil. Tamam az geliyor ama. Köpeğin videosunu çekmek zor, kontrol altında tutmak zor, acı. Aa, yemeyeceğim mi? Şunu duruşa baksana, bu videoyu çekemiyorsun ki bununla. Joseph, bir ağza burnuna bakabilir miyim? Gel bir tarafa. Bekle. Tırnaklarını keserken anneni çağıracağım, tamam mı? Senin dişlerini fırçalayamıyorlar mı? Dişler sararmış iyice. Tamam, kucağıma atla, tamam. Tamam, böyle muayene edelim. Laf düğümlerimiz iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Bağırsaklarımız nasıl? Oldukça iyi. Bağırsaklarımız da iyi. Dişler sararmış. Kulak içlerine bakacağım. Kulak içlerine kirlenmiş mi? Kıllı kıllı kulağın içi de. Güzel. Yıkanmaya gidecekmişsin. Bir tartalım seni. Kaç kilosun? 5.7. Hoppa! Hadi gel aşımızı alalım. Aa, ne varmış burada? Anam aşıyı düşün. Sevda Hanım! Sevda gelsin be. Al şunu Sevda. Aha adam çağırdı. Tırnakları feci çizer. Ne oldu Sevda da duruyor. Hayır. Şaka yaptı. Şimdi sana ne yapacağım biliyor musun? Bu videosu nasıl çekeceksin ha şimdi? Başını şöyle diyeceğim. Daha böyle çekeceğim desene. Ah.
üstüne bir patlattı galiba. Seyda silikonlarını mı patlattı? İçine sok da yapıyor. Dur. Tırnağını da keseceğiz senin. Bu her yerimi çizdi. Gel buraya gel. Dur. Aa peçete kalmamış, dur bekle. Bak bana, dur. Merak etme, erkek yıldır vardır ya. Of, her yerimi çizdi. Bak Allah'tan kolyemi takmamışım, kolyemi koparacağım. Sen şöyle gel. Evet, siyah tırnak kesmek de o kadar riskli ki. Bir de delicesine hareket eden köpekte. Dur aşkım. Ay patiyi kestim. Ay patisi kesildi bu çocuğun. Ay dur bir lan, oraya niye elini sokuyor? Dur, ne olur dur. Tam ucundan kesiyorum, ucundan. Uçlarından alıyor. Kuaförlerin dediği gibi. Sen morarısın akşam için. Dönsene böyle. Nasıl? Bu tarafa döndür yani. Kafasını bu tarafa, bu taraf tırnağa. Seyda'yı kızarttın. Anam dur. Seyda çok kötü olacaktır. Dur, bırak. Allah. Seyda ne hale geldi. Dur. Sen bu tarafıma gel şöyle soluma. Arkasına geç. Tut orada. Kucağı atlamaya çalışacak. Atlamasına müsaade etme. Her yerini çizdin lan. Hey. Joseph, hayır. Ne oluyor? Bir arka tırnaklara bakayım. Bu aksiyonla zaten senin arka tırnakların törpülenmiştir ama. Gel. Arka tırnaklar törpülenmiş tabii ki. Tamam, öyle kalın. Şuraya yatabilecek misin lan şöyle? Tut. Tamam, hayır. Evet, bitti. Bitti. Masaj. Masaj yap ağzını, masaj yap. Tuttum, patini tuttum. Patini tuttum. Şimdi kafaya damla. Tablet yutturmayayım bugün sana. Tamam. Abla sen götür onu. Dur. Gidin hadi, gidin. Dur. Hadi kaçın. Sevda paramparça oldu. Sevda akşama morarır muhtemelen. Derisi inanılmaz hassas böyle. Bir yeri böyle çimdiklediğin zaman falan direkt morarıyor. Şimdi muayene kaydıma göre söyleyebileceğim, çocuğun sadece diş sarılıkları çok fazla. O yüzden kesinlikle fırçalamak zorundalar. Fırçalamazlarsa sorun çok büyür. Yaşına göre yani 2-3 yaşında falan çocukların dişlerinde sararmalar falan artmalı. Joseph daha 1 yıl 3 aylık yaşı. Hadi gidiyoruz, yazdık kaydı. Aksiyon dolu bir muayene. Ne oldu? Annenin kucağına gidince rahatladın. Josie, salak değil mi? Şimdi ben size hiç diş fırçalamayı anlatmış mıydım? Yok. Konuşmuş muyduk? Yok. Tamam, bir fırçaları falan size göstereyim. Benim bir videomu izleyelim. Var mı fırçası? Vardı. Parmak diş fırçası. Parmak diş fırçalarına daha rahat edersiniz. Kayıyor. Ciddi. Evet. Allah. Ana gidiyor. Ana. Şunu bir çekelim. Bak kayıyor cidden. Gerçekten kendi bırakıyor. Geldi. Allah salak. Sallanacak da sallanacak. Siz bayağı çocuk evlat edindiniz ya. Hayır vallahi insan muamelesi. Senin çocukları zile basıp Josie'yi dışarı çağırıyorlar. Josie dışarı gelecek mi diye. Mahallenin çocuğu evet, burada. Evet, onların sesini biliyor ya. Nasıl ağlıyor ki beni çıkar dışarıya diye. Kıyamam. Dışarı çıkarıyorum. Onlarla bir oynuyor. Ya salak tipi o. Ay çok iyi. Bir de oturuyor. Duru da sallıyor. Komedi ya. Maşallah. Güzel. Şimdi dişlerde, özellikle arka sağ ve sol dişlerde, üstlerde bir eve gittiğinizde şöyle iyice yanağını gerdirin göreceksiniz. Yaşına göre sararma fazla. Plak değil daha. Hani olmak üzere ama. Ritüel şudur. Önce sararma şekillenir. Aynı bizim insanlardaki kahve sararması gibi. Aradan yaklaşık 1 yıl geçer ki bu beslenmeye göre bazen bayağı hızlı olur. 1 yıl sonra plak şekillenmeye başlar. Oradaki bakteri florasıyla beraber bir mikrofilm tabakası olur. O film tabakasının içerisinde hem besin var, gıdalar oraya yapışa hem de bakteri var. İşin kötü tarafı orada bir bakteri türü var. O tür maalesef Staphylococcus mutans diye bir bakteri dişi oymaya başlar. Sonrası zaten çürük oluşmaya başlar. Bu süreçte bir de taşlaşma başlarsa biz hiçbir şey görmeyiz. İçeriden dişi kaybederiz. Şimdi ben bu uyarıyı niye yapıyorum? 1 yaş 3 aylık bir çocuk için çok erken bu kadar renk değişimi. Poz verin.
Bak otur şöyle. Çolak. Çolak da ne laf dinler ya. Çolak. Çolak şuraya bakacaksın. Bak buraya buraya. Çolak. Çolak. Tartılıyoruz mu anne? Sıfır olacak ama şimdi. Aa hata verdim çolak. Senin ağzını yüzünü yerim çolak benim. Oy oy. Kızım benim.